Özellikle bak benim çevremdeki e, kendi yaştım olan, kendi dönemim kızların çoğu evlendi. Ve şu anda 1-2 yaşında çocukları var genellikle. Kız tarafı için konuşuyorum. Ve benim Instagram storylerim, mesela siz Instagram'ınıza girince ne bileyim bir yayıncıları, bir markaları takip ediyorsanız çok keyiflidir bakması. Çünkü sürekli ne bileyim Fortnite videoları, bilmem neler, işte aksiyonlar, yayıncılar falan öyle görüyorsunuzdur. Ben storylerimde ne görüyorum biraz size onu anlatayım. Benim Instagram'daki gezintim şu şekilde oluyor. Kulişimle işte bilmem ne ger kenarı kahvaltı. Bir tane çocuk böyle elle sallıyor. Paşa torunuyla öyle yemeği. <laughs> i̇şte ne bileyim. Dede ziyaret. Evet. Evet ve. Yani böyle story attığınız zaman şey oluyor tamam mı? Mesela örnek bir sizle Paint Paint'e geri geçelim. Paint benim en sevdiğim uygulama biliyorsunuz ki. Şöyle bir telefon modelimiz var. Ve işte buraya atıyorum story atacaksınız. Normalde standart bir insanın storiesi nasıl olur? Efendim ya çevreyi çeker ya kendini çeker. İşte şöyle yapalım. Genelde yayıncı. Şu gözlüklü. Ha. Şöyle iki tane story atar maksimum. Tamam mı? Şurada da profil fotoğrafı. Tamam mı? Merhaba arkadaşlar, bugün işte bimlemle yapacağız, bimlemle yapacağız, bitti değil mi? Story budur. Şimdi ben size bunun bir kadın olduğu, <laughs> benim dönemimden ve e, o kadının bir çocuğu olduğu senaryoyu göstereceğim arkadaşlar. Bu story normalde böyleydi ya, bu story şöyle bir şeye dönüşüyor. Ben bunu ilk kez gördüm ömrümde, hiç bu kadar görmemiştim şöyle bir şeye dönüşüyor arkadaşlar. Bunlardan bazıları canlı video. Next de yapamıyorsun. Böyle her tıkladığını iki dakika 2 dakika ileri atıyor. Böyle tıklayarak ömrüm çürüyor. Ömrüm amına koduğumun Instagram'ında. Yani ve bundan 30 tane olduğunu düşünün. Böyle yazın, işte izleyelim. ve fotoğraflar şu mesela. Bu böyle ya. Bebesiyle şey çekmiş. Mesela böyle hashtag paşam. <laughs> tamam mı bak? İlki böyle mesela. Hashtag paşam var. Sonra ilk sonra, ee, ilk ve kalpli var, var. Ondan sonra öyle, öyle olsa ya. iyi. Bak hashtag paşam bu ya. Bir sonraki kare şu. Paşamı <laughs> biraz daha büyütmüş ama paşam aynı paşam. Hashtag paşam devam ediyor. Sonra biraz daha. Bak. Bu sefer canlı video çekmiş. Bebek kustu kusacak böyle ha geberiyor. Kral. <laughs> devam. Bak sonuçta kadar gidiyor bu böyle. Çıldır, çıldıracağım artık. Çıldıracağım abi. Instagram'da gezmekten keyif almıyorum bu yüzden. Devam ediyor. İşte. Ne bileyim. Sonra Manas destanı geliyor. İnsan evladı olunca öğreniyor sevmeyi, Rabbine şükretmeyi, alışkanlık haline getiriyor. Allah'ıma çok şükür ki evladım oldu. Paşamı bana bahşetti. Amin. İşte altına da bir özlü söz. Tamam mı? Şöyle dolu bir storyler gelmeye ah, kuduruz, kuduruyorum kuduruyorum arada da bir tane bak bir tane onun hiç olmayanını görmedim mutlaka bu kadar storyse bir tane de şey oluyor ama bir tane yani çocuk olunca hani siktir etmiş çünkü şöyle adam ama hani adamın yani yüzünde mutsuzluk var anladın mı Kaşlar çatıken miyim böyle hani şey böyle hani adam artık. Tükenmiş. Kahvaltıda böyle elinde çatal. Onda da domates var böyle. Yememiş adam. <laughs> adam yemeye çalışıyor. Tam o sırada çıkıyor abla fotoğraf çekmiş. Hashtag kojiş. <laughs> adam çökmüş yani anladın mı? fırsatı olsa çocuğu alacak geri sokacak çıktığı yere o derece evlattır sever tabii ki eyvallah ama yani ya anlatamamsa ya elinde böyle yemeği duruyor adamın yemeği anladın mı ulan hanımı kahvaltıya götüreyim pazar demiş hanım story de aile yemeğinde değil ki fena fena var fenası ya hashtag kociş ah şuralarda bir yerde denk geliyorsun bak şuralarda bir yerde denk geliyorsun ona sonra sona gittiğin zaman tekrar en sonunda uykuyla. Hayır en son, son eve dönüş. dönüş son uykuş. Uyku. Uykuş Hı yok. Adam. Onun öyle uykuşu var. Efendim söyleyeyim. Hı. Doktor ziyareti var. Çocuğu olmasını sevmesini ve bunu insanlarla paylaşma dürtüsünü anlayabiliyorum. Bu konuda hiçbir sıkıntım yok. Anlayamadığım şey Instagram sevdası. Yani anladık prensin var. Tamam bu 1980'lerden 90'lara doğru bozulmaya başlayan ta Cumhuriyet'in başından beri var olan göster amcalara pipininin devamı. Yani önceden çocuğa gösterdin. Amcalar eve gelirdi. Çocuk gelirdi. Göster amcalara pipini. Ee -e -e, yürüyor mu lan? E -e, şakalar. Giderdi çocuk. Şimdi artık devir değişti. Yani ablamız malzemeyi başta hani. Bakınız bu benim oğlum. Bu da bir Story. Her şey o şekilde. Abarttığımı düşünüyorsanız. Eee. Gerçi yüzü saklasam da gösteremem. Böyle ya varsa etrafınızda yeni çocuğu olmuş 30'larından küçük bir e, kadın yüzde seksen böyle oluyor. Kalan bir yüzde yirmisi var. O yüzde yirmisi de onlar canımız, onları sevelim, koruyalım. Onlar işte onlar iyi yani. Beş yıl sonra aynen Benim storylerde de bunu göreceksiniz. <laughs> Hanımla kahvaltı. <laughs> Bugün e paşama yayın koltuğuna oturttuk. Böyle çocuk oturmuş klavyeyi mıncır mi? Evet. <güler> göster amca bir fili. Düşünsene kameraya çıkarıp saldırıyorum sikirce. <güler> Bakın evladım bu da yara. Gelen sikeyim ya. Ha? İyice pisleştin sen <güler> bu <güler> yara. Ama öyle abi niye gösteriyorsun? Herifin çükünü bana ya. İnanılmaz. Tamam oldu oldu anladık. İlla emaneti görmeye gerek yok yani anladın mı? Mafya mafya olduğunu belirtmek için belinden silahın kabzayı gösterir ya. Bu da oğlanın oğlan olduğunu belirtmek için. <laughs> Ay! Wa devam.